emanetlik saçını düzeltin mi? Nasıl kaldın? Rüzgar? Rüzgar? Ne oldu? Anneciğim gel. Buz isteyelim mi? Küstüsü. Rüzgar senin yapacağın şaka böyle olur işte. Gir içeri. Bu sefer gerçekten kaldırıyor. Kapıyı tuttum. Bak burada kaldı. Gel gel bakayım. Buz isteyelim. Gel anneciğim buz koyalım. Gel. Gel. Ama bir an çok komik oldu. Özür dilerim ama gerçekten özür dilerim. Haklısın. Benim de gülmemem gerekir ama bir anla gül. Tamam bir şey söyleyeceğim. Şimdi dışarı çıkacağız. Gezmeye gideceğiz. Modumuzu düşürmeyelim. Rüyanın kafası acıyor çünkü. Senin şakan yüzünden rüyanın kafası acıyor. Hadi gel anne. Ay. Ya ama bir şey söyleyeceğim. Sizin bu şakalarınız beni yemin ediyorum öldürüyor ya. Korktum ya. Ne istiyorsun? Düdük mü? Rüya 2 dakika versene. Ama bir şey söyleyeceğim. Sabahtan beri sendeydi rüya üstünü giyinirken. O yüzden şimdi sıra rüyada, sonra yine sende. Anlaştık mı? 5 dakika rüyada, 5 dakika sende. Rüzgar'a şaka yapalım mı biz? Oraya gel, gel. Çıkalım kapının önünde bekleyelim. Hadi. Korkar mı acaba? Ne haber? Korktun mu bizi göremeyince? Bir daha annemin yanından ayrılmayayım diye düşündün mü Rüzgar? Hiç öyle düşünmüş gibi durmuş. Hayır hayır hadi gidelim. Babanız gelmiş mi? Ne yapacağız yukarıda? Oranın dışarı çıkışı var dur. Hadi gel bakalım. Yüzme kursunun gizli çıkışından çıkacağız şimdi. Oğlum sen ama her gördüğün yere dalıyorsun. Öncelikle şey ağzındakini bırakır mısın? İnsanlar rahatsız olacak. Çıkartır mısın? Rüzgar gidelim mi artık? Baban gelmiş olabilir. Rüya baban nereye gitti biliyor musun? Tatlı almaya. Yemez miyiz? Yukarı ne yapacağız anneciğim? Biz oradaydık zaten. Hadi sen koş git bak da gel. Bekliyorum seni burada. Sen neye bakacaksın? Bir şey söyleyeceğim. Yemin ediyorum gördüm. Babanız geldi. Bekletirse konu üzül. Bir şey söyleyeyim. Uğurlara gidelim mi gitmeyelim mi? Gidelim gitmeyelim. Bilmiyorum gitmeyelim. Bu ne demek kafamız karışık gibi. Uğurlara gidelim mi gitmeyelim mi? Gidelim. Rüzgar orası erkek soyunma odası. İçeri girersen ben giremem kalırsın orada. Şaka yapmıyorum. Ya o taşları ne yapacaksın? Tamam gel ablaya soralım bir tane taş alabilir miyiz diyelim izin verirse götür. Ya sen ne yapacaksın Rüya sen bari yapma o hadi küçük. İkiniz de verin taşları bana. Gidiyor ya. Ne? O Rüya'nın öğretmeni. Hadi Rüya çıkalım anneciğim. Efendim? Hangi meyveleri? Bunları mı? Tamam ver ben yıkayayım anneciğim. Hayır ben bunu yıkayacağım. Ha buna su koyalım mı diyorsun? Evet. Hadi yürü bakalım banyoya su koyalım ona. Annem ışık hızıyla banyoya girdin. Ver bana. Buraya koyalım. Birazcık ılık olsun suyun değil mi anneciğim? Çok soğuk da olmasın ellerin üşümesin. Gerçi hava çok sıcak ama olsun yine de ılık su olsun. Bu su yeter bence. Rüzgar ne diyorsun bu su yeter mi? Yeter. Hadi gel bakalım. Uf, birazcık çok bile koymuşum hatta. Hadi geç bakalım. Şimdi ben bunu buraya koyuyorum. Şimdi meyveleri nasıl yıkayacaksın? Bak arkanda bir tane dolmalık biber var. Hadi onu getir yıkayalım. Yalnız yavaş suyu döküyorsun. Dikkat et dökülmesin. Bunları da ben getireyim sana. Bizim daha çok meyvemiz vardı. Öbürleri nerede? Nerede? Getirsene. Nereye koydun ki? Neyse boş ver. Hadi bakalım nasıl yıkayacaksın? Göster bana meyveleri. Hop. Yıkadık. Nasıl oldu? Çiçeği. Bunu da yatayım mı içine? 2 tane dolmalık biber. Bu ne? Söylemedi ama. Evet bunu da koyduk. Başka bir şey var mı konacak? Mısır yıkanmaz oğlum. Mısır yıkanmaz. Aa attı.
Ben yıkıyorum ama bir şey itiraf edeyim. Mısır ben yıkıyorum. Yıkıyorum, öyle haşlıyorum. Buraya koyma, havlunun üstüne koy. Buraya ki evimiz ıslanmasın. Sadece meyvelerimiz ıslansın. Böyle olur mu? Tamam. Neler koyduk şimdi? Bu yemek gibi oldu Rüzgar birazcık. Ne diyorsun? Çok güzel mi oldu? Peki o zaman ben biraz içeri gitsem, sen burada bu suyla meyveleri yıkamaya devam etsen olur mu? Bir de kahve alayım, geleyim sana da çikolata getireyim mi? Tamam peki. Ne oldu? Popit mi yıkayalım? Aa, anneciğim, o unicorn popit. Rüyanın o. Rüzgar, o unicorn popit rüyanın. Rüya kızarsa bize ne yapacağız? Yapma anneciğim, onu yıkamayalım. Havlunun üstüne. Onu da havlunun üstüne. Kurudusunlar burada. Tertemiz oldular. Onu da koy. Rüzgar, bence popiti yıkama. Ya da arayalım, rüyadan izin alalım popiti yıkayabilir miyiz diye. Unicorn popit. Onun vallahi billahi kızarsa ne yapacağız? Artık her şey için çok geç. Arkadaşlar, biz bu rüyanın unicorn popitini yıkıyoruz ama sizce rüya bize kızacak mı? Ay, ıslattın beni. Rüya bize kızacak mı yoksa kızmayacak mı? İyi, böyle sular fışkırıyor Rüzgar. Dur, tersini yapalım bir. Bakın. Ya yap onu. Bık bık bık. Rüya sizce bize kızacak mı arkadaşlar yoksa Ay, Rüzgar bütün popitleri getiriyor. Çantayı bari yıkama oğlum. Kurban olayım çantayı elleme. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Kızan mı Rüya bize? Yorumlarda yazın. Hoşçakalın.